İyi akşamlar sevgili seyirciler. Ben Doktor Erdal Ünal. Bir Sağlık Olsun programında da karşınızdayım. Bu akşam konuğum Balıkesir Bigadiç Devlet Hastanesi doktorlarından genel cerrahi uzmanı arkadaşım Operatör Doktor Sayın İrfan Gürutku. İrfancığım hoş geldin. Hoş bulduk. Sevgili seyirciler, yaklaşık 10 yıldır Sağlık Olsun programını yürütmeye çalışıyoruz. Yayında görev alan teknik eleman arkadaşlarla beraber. Bu yayın döneminin de ilk programı bu. İrfan Bey, İrfan bizim sağ olsun her zaman belli konuları konuşacağımız zamanlarda çağırdığımız zaman bizi kırmayan bir arkadaşımız. O yüzden ben bu seneki yayın döneminde de İrfan Bey'le beraber programa başlamak istedim ve bu yayın döneminin ilk programı. Evet. Niçin İrfan Bey? Çünkü İrfan arkadaşımız sağlıklı yaşam konusunda çok güzel şeyler yapan, herkese örnek olması gereken bir yaşam tarzı sürdüren evet. bir meslektaşım. Hepimizin zaman zaman yapmayı düşündüğü, biraz sonra kendisini de anlatacağı, işte yürüyüşten tutun koşmaya kadar yeme konusundaki dikkat edilmesi gereken birçok kuralları pratiğinde uygulayan bir insan. Evet. Hepimiz birçok şeyi biliyoruz. İşte biraz sonra konuşacağız. Sigaranın zararlarını hepimiz biliyoruz. Yağlı yemeyelim diyoruz, tatlı yemeyelim, yürüyelim, koşalım ama evet. bunları bilmek farklı, evet. uygulamak farklı. Zaten evet. bunları uygulayan insanlar, pratiğe geçiren insanlar sağlıklı oluyor. Evet. Yoksa iletişim çağında televizyon, basın, evet. internet, herkes birçok şey öğreniyor zaten. Köydeki de öğreniyor. Ama bunları pratiğe, yaşama geçirdiğiniz zaman bir anlamı oluyor. Yoksa bazı şeyleri bilmek, uygulamadığınız zaman anlamlı değil. Biz bu akşam sonuç olarak İrfan Gürutku'yla, doktor meslektaşımla biz bu programı 10 yıldan beri niye yapıyoruz? Evet. Niye Sağlık Olsun programı evet. yapıyoruz? Sağlıklı olmak ne demek? Sağlıklı olmak için neler yapmak lazım? O konuları biraz genel olarak konuşacağız genel bu programda. Genel olarak konuşacağız. Daha bir sohbet havasında olacak. Evet, sohbet havasında. Hep öyle yapıyoruz zaten. Zaten bu konulara her programda evet. değiniyoruz. Evet. Evet İrfan'cığım tekrar hoş geldin ve istersen sağlıklı olmak için, sağlığımız için neler yapmalıyız, neler yapmamalıyız? Yani neden yapmalıyız? Neden yapmalıyız? Bunları yavaş yavaş konumuza girelim ve bizi izleyen seyircilerimizi, herkesin bildiği bazı konuları evet. pratikte bunu uygulayan bir kişi ağzıyla bir kez daha tekrarlayalım. Erdal Bey, ben de sizi 10 yıllık bu program sürecindeki çabalarınız, emekleriniz için kutluyorum. Teşekkür ederim. Biz hekimler, sağlık çalışanları ki bu ekibe son yıllarda televizyonlarda izliyorum. Gıda teknisyenleri, gıda teknologları, gıda mühendisleri, hatta ziraat mühendisleri birçok branştan insan da katıldı. Hepimizin yapmak istediği şey insana dikkati çekmek. İnsan nasıl bir makinedir? Bu insan makinesi ne yaparsak daha güzel çalışır, daha az sakatlanır, daha kaliteli, konforlu bir yaşamı elde etmenin ve sürdürmenin araçlarını biz halkımızla nasıl paylaşabiliriz? Evet. Bunları yapmaya çalışıyoruz. Sonuç olarak bunları yaptığımız takdirde Allah korusun hepimizin korktuğu hastalanmaktan, ayrıca daha kötü hastalıklardan nasıl kaçabiliriz ve mümkün olduğu kadar elimiz ayağımız tutarak uzun yılları çoluğumuzla, çocuğumuzla, sevenlerimizle beraber nasıl sürdürebiliriz? Bunları halkımızla paylaşmaya çalışıyoruz. Evet. Bizler sağlık çalışanları görünüş itibariyle hastanelerde hastalıklarla mücadele ediyoruz. Hasta olanları iyi etmek için evet. mücadele ediyoruz. Ama hep gönlümüzde yatan ana fikir, hep hastalarımıza dilimizin ucuna girip de söyleyemediğimiz veya söylerken anlatmakta zorlandığımız veya hastalarımızın bizi o heyecanla, endişeyle yeterince anlayamadıkları husus esas hastalanmamak. Yani sağlığı uzun yıllar sürdürebilmek. Bunun için de insanın kendi kendinin farkında olması lazım. Buna sağlıkta farkındalık diyoruz. Biz işte bazı araçlar vereceğiz. Çok basit şeyler mesela. Nasıl saçımızı tarıyoruz? İnsanın evinde bir
boy aynası olacak ve zaman zaman o boy aynasına bakacağız. Bir kantar olacak, o kantara çıkacağız, tartılacak. Kilomuza bakacağız. Bütün genel sağlık açısından iki tane karşımızda ağır risk var. Bir, kilo, iki, tansiyon. Evet. İkisi de hem sağlığımız açısından en büyük risk teşkil eden kalp damar hastalıkları, hem de bizim cerrahlar olarak halkımızı korumaya çalıştığımız kanser açısından riskler taşıyor. Ayrıca insan bedeninin çalışmasında aynı kapımızın önündeki arabaya nasıl davranıyorsak, hiç olmazsa kendimize de o kadar özen göstereceğiz. Yani nasıl arabamızın yıllık bakımlarını yaptırıyoruz. Belli zamanlarda bakımını yaptırıyoruz. Hiçbir zaman benzin yerine su koymuyoruz. Suyu bitse de olsun demiyoruz. Efendim her şeyi yaptık canım, yağda niye, neymiş? Yansın dursun demiyoruz. Buna rağmen akümüz biterse arabamız gene de çalışmıyor. Siz her şeyi de mükemmel yapsanız o gözden kaçıyor. Bir bakıyoruz aküde arıza çıkıyor. Araba gene hiçbir sebep yokken diyoruz ki araba bizim yine çalışmadı. Gözümüzden kaçan bir şey var. Onu göremiyoruz. Biz sanıyoruz ki her şeyi doğru da yapsak yapanla yapmayan arasında bir fark yok. Öyle de değil. Şimdi gelirken onu düşündüm. Biz bunları anlatıyoruz ama canım işte atın önlüğü arpadan olsun diyor bazıları. Ha. Çünkü bir örnek, 18 yaşında adam futbol sahasında kalp krizi geçiriyor. Gördün mü bak işte sporcu adam. Doktor İrfan Bey sokaklarda koşup dursun bakalım. Bir gün pat diye gidecek, ondan sonra arkasından güleriz diyorlar. Yağmur yağarken şemsiye alınır mı? Açılır mı? Yağmur yağarken şemsiyesini açan ıslanmaz mı? Islanabilir. Evet. Ama yağmur yağarken de şemsiyeyi açmamak diye hiç kimsenin aklından geçmez. Evet. Ha, yani kimileri var işte yağmur suyu saçıma iyi geliyor falan ıslanayım diyorlar. Bu bakımdan bizim de sağlıkta önerdiğimiz tedbirler mutlaka efendim insanları 100 yaşına kadar yaşatacak diye bir şey yok. Veya sağlıklı yaşam ilkelerine uyarak boy kilo standardına uymuş, düzenli spor yapıyor, aşırı yağlardan kaçınıyor, katı yağ yemiyor, efendim tuzdan, baharattan uzak duruyor, kızartmadan uzak duruyor, sporunu yapıyor. Bu insan kansere yakalanamaz mı? Hep iyi şoförler mi, hep kötü şoförler mi kaza yapıyor? İyi şoförler kaza yapmıyor mu? Evet. Bizim kötü şoför olmak gibi bir lüksümüz var mı? Kırmızı ışıkta geçmek gibi bir lüksümüz var mı? Sarıda yavaşlayacağız, yeşilde geçeceğiz, kırmızıda duracağız. Sağlık konusunda alınan tedbirler de böyle işte. Bazen karşımıza birebir somut sonuçlar çıkmayabilir. Yani mutlaka sağlıklı yaşayan bir insan ölmeyecek diye bir şey yok. Zaten insan ölümsüz değil. Tabii. Amaç ileri yaşlarda özellikle mümkün olduğu kadar acı çekmeden, başkasına muhtaç olmadan kaliteli yaşamak, değil mi? Onu kastediyoruz. Çok güzel bir şey söylediniz. Ben hatta yaşamı artık 3 döneme ayırıyorum. Hı-hı. İlk 30 yıl gençlik, ikinci 30 yıl olgunluk, üçüncü 30 yıl yani 60 yaşından sonrasında ileri yaş diyorum. Evet, artık yaşlılığın tanımı öyle oldu. Yaşlılık yani demiyorum, ileri yaş diyorum. Çünkü etrafımızda birçok kişiyi görüyoruz ki gerçekten de 60 yaşından sonra hala dinamik olmaları gerekiyor. Bir işi sürdürüyorlar. Efendim yaş haddine gelip de böyle sosyal güvenlik kuralları gereği emekli olduktan sonra yine çalıştığı kurumlarda sözleşmeli, anlaşmalı, özel statülerle çalışmaya çalışan insanları çevremizde görüyoruz artık. Ve 60'lı yaşlardan sonra
Tabii artık o arttı gerçekten. Hastalarımızda gözlemliyoruz değil evet. mi? 70-80 yaşlarında. Çok 80 çok yaşında hastamız geliyor artık. Yani. Dinamik evet. insanlarımız var. Bunlar evet. bundan 15-20 yıl önce pek karşılaşmadığımız bir gruptu. Evet. Türk toplumu da artık. Hep Avrupa ile kıyaslıyoruz kendimizi gerçi ama tabii belki Uzak Doğu, Çin ve o bölge toplumları için de geçerli. 70'li, 80'li, 90'lı yaşlara gelen sağlıklı bireylerin artmaya başladığı toplum haline geldi. Kesinlikle. Bununla beraber oluşan başka hastalık grupları var belki ama tabii. artık bizler dediğinize katılıyorum. 60 yaşından sonra yaşlılığa bağlı veya ileri yaşa bağlı sağlık problemlerinin daha çok yaşandığı bir toplum haline gelmeye başladık. Tabii. Bu sevindirici bir taraftan ama bir taraftan da 60'lı yaşlardan sonra dediğiniz gibi sağlıklı olmak için bu yaşlarda 60 yaşa kadar yapmamız gereken de dikkat etmemiz gereken de birçok şey var. Çünkü o yaşa gelen insanların hepsinin ortak güzel bazı yönleri var. İşte biraz sonra bahsedeceğiz belki. Evet. Bakıyorsunuz hayatın hiç ağzına sigara koymamış. Bakıyorsunuz aşırı yemek yemeyen daha zayıf insanlar. Sizin gibi göbeği olmayan insanlar, daha hareketli evet. insanlar, sürekli evet. çalışan insanlar bakıyorsunuz hep onlar 80'li yaşlarda, 90'lı yaşlarda hep sağlıklı oluyorlar. Ama bunlara uymayanlar da 60 yaşta olmasına rağmen 70-80 yaşında gösteren kişiler de oluyor bazen. Onları da biliyoruz. evet, onlar da var etrafımızda. Demek ki 60 yaşından sonra yaşadığımız süre içerisinde başkalarına mühtaç olmadan hastane köşelerinde veya sağlık rehabilitasyon yerlerinde değil de hala daha evimizde 30 yaşında, 35 yaşındaki performansıyla hatta etrafındaki insanlara hala yardım eden, işte torunlarının okul veya okul sonrası uğraşlarıyla onlara yardım eden, ilgilenebilen, yani başkalarına mühtaç değil, hala başkalarının onun varlığından yararlandığı en azından, ondan güç aldığı bir dönem. Evet. Yani hala yaşanılısı bir ömür. Ya da tersini söylersek işte tez zamanda Allah canımı alsa da kurtulsam ben bu kötümser yaşamdan demeyecek şekilde evet, bir hayat. Evet, evet. Böyle bir dünyaya gidiyoruz. Bunun için de işte sağlığımızın nasıl uzun yıllar sürdürebiliriz? Hastalıklara karşı nasıl korunabiliriz? Bunun en güzel örneği ta çocuklardan biliyoruz aşılardır. Evet. Bu konuda hakikaten toplumda belli bir bilinç var. Bu aşılama olayını... Hiç aşı konusunda artık hani bir zamanlar hatta bazı tiyatrocularımız skeçler yapardı. Aşı zeytine falan gibisinden. O çağları geçtik herhalde. Evet, evet. Herhalde. Şimdi, aşılama konusunda gerçekten toplumun her kesimi duyarlı artık. Neredeyse çocuklarda 9 çeşit aşı yapılıyor. Bizim mesleğe başladığımız yıllarda karma aşı dediğimiz zaman 3 tane aşı vardı. Buna bir de kızamık eklenirdi. Şimdi hepatit aşılarından tutun da işte pnömoni aşılarına çok daha zengin bir aşılama programı var. Bu açıdan da demek ki nasıl 2 aylıkken, 3 aylıkken çocuklarımızı aşılama programına alıyorsak hatta işte o 3 aylıktan itibaren de çocuğumuzu sağlıklı yaşama ilkelerini benimsetecek şekilde yetiştirme tarzı hatta anneli babalara düşen görev de bu. Evet. Ne bulursak yesin veya çocuk ne istiyorsa yapsın şeklinde değil, ona hem yaşam alışkanlıkları hem beslenme alışkanlıkları konusunda belli ilkeleri de benimsetecek şekilde bir yaşama başlarsak aynı zamanda kendimiz de örnek olacak şekilde. Bir de şeyi görüyorum İrfan Bey, aşılama konusunda katılıyorum. Ayrıca aileler artık çocuklarını çocuk doktoruna, bebeklerini götürme konusunda da bir alışkanlık sahibi oldular. Hasta olmadan. Hasta olmadan evet. Ha, işte esas önemli bu. Artık o bilinç de yerleşiyor yavaş yavaş. Tamam, kırsal kesimdeki kişiler belki biraz daha zor erişiyorlar ama evet.
şehir toplumunda yaşayanlar da çocuk doğma aşamasından itibaren bunu tabii hekim arkadaşların bu konudaki eğitimleri, ebeveynlerin, hemşirelerin değil mi? Mutlaka. Yönlendirmeleri mutlaka. Şimdi aile hekimleri de var. Daha kolay çok ulaşılır oluyor. Oldu sağlık. En azından artık bebeklerini, ebesine, aile hekimine, gerekirse çocuk uzmanına mutlaka getirip belli zamanlarda hem aşılarını yaptırıyorlar, hem muayenelerini işte boyları ölçülüyor. Açıyorlar, okuyorlar. İnternetten bakıyorlar. Evet, evet. Yani o güzel alışkanlıklar eğitimle beraber, internetle beraber, ebe hanımların, aile hekimlerinin, diğer hekim arkadaşların, kadın doğum uzmanlarının, çocuk uzmanlarının yönlendirmeleriyle böyle bir alışkanlık oluşmaya başladı. Çünkü biz biliyorsunuz hasta olmadan kolay kolay hekime gitmeyen bir toplumuz. Evet, burada bunun yarattığı birçok sorunlar da var ama çocuklar konusunda aileler daha duyarlılar. Çocuklarını en azından bu aşı dönemlerinde veya belli dönemlerde çocuk hekimine veya aile hekimlerine götürerek o genel kontrollerini yaptırıyorlar. Bu konuda da zaten sağlık çalışanları da onları bilinçlendiriyor. O da güzel bir şey. Sağlıklı nesillerin yetişmesi açısından. Sağlıklı nesiller geliyor. Çok güzel. Evet. Çok sevindirici beslenme bir şey. Beslenme konusunda gene aileler, çocuklarının beslenmeleri. Gene şey dikkatimi çekiyor. İşte okul çağından itibaren gelişimleri esnasında birçok aile, hepimiz öyle yapmadık mı? Çocuklarımıza İyi eğitilmeleri için işte değişik kurslar aldırarak, spor konusunda özellikle spora yönlendirerek. Evet. Basketbol, voleybol veya neyse. Belki hatta tiyatro gibi, müzik gibi. Müzik eğitimleri. İmkanı olan aileler ve hatta imkanı az olan aileler bile gerekirse kendilerini zorluyorlar. Çocuklarını bu konuda yetişsinler diye bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Balıkesir'de en azından böyle bir kültür oluşmuş durumda. Bunlar güzel şeyler. Ben geleceğimiz için ümitliyim. Daha sağlıklı, daha eğitimli nesiller yetişecek diye düşünüyorum. Tabii daha sonraki dönemlerde özellikle belli bir yaşa doğru geldikten sonra, 40'lı yaşlardan sonra. Tabii bu gerçi yaşa gelmeden önce genel olarak bahsettik ama işte tekrarlamanın pek anlamı da var mı bilmiyorum. İşte sigara zaten içmeyeceğimizi konuşmanın bir anlamı yok. Yürüyüşlerimizi, sporlarımızı yapacağız. Evet. Belki siz onları biraz sonra toparlayacaksınız ama ben biraz şey de deneyelim diyorum. Biraz sonra ikinci yarıda da deneyeceğiz ama işte tansiyonumuza dikkat edelim. Tabii kilomuza dikkat edelim. Belli yaştan sonra tansiyonumuza, şekerimize mutlaka baktıralım. Evet. Bir de kanser biliyorsunuz. Bu haftada, daha doğrusu bu ay, Ekim ayı da kanser konusunda, meme kanseri konusunda işte kadınlarımızı bilinçlendirmek için özellikle Sağlık Bakanlığı'nın bir eğitim çalışmaları var. Biz de bu program vesilesiyle biraz kısaca ona da değinelim. Meme kanseriyle beraber diğer kanserlere de. Meme kanseri deyince bayanlarımız için ama diğer kanserler için de konuşabiliyoruz. 40 yaşlardan sonra insan vücudu yaşlanmaya da başlıyor. Tamam, hücreler yaşlanmaya başlıyor. En azından belli hastalıklar daha çok görülüyor. Erken tanı konusunda yapmamız gereken bazı şeyler var değil mi? Onlara da değinelim mi bilmiyorum. Şimdi hemen şunu belirtmek istiyorum. İnsan bedeni, insan vücudu bir ruh ve fizik bütünlüğünden oluşuyor. Evet. Az önce söylediğiniz gibi çocuklarımızın beslenmesine, eğitimine dikkat ederken aynı zamanda onların belli bir spor faaliyetini, sportif bir faaliyeti sürdürmesine de dikkat etmemizde çok fayda var. Hatta işte müzik, resim alanlarında da çocuklarımızın yetenekleri doğrultusunda onların belli bir kültürü almasında çok fayda var ki hem bizim kültürümüzde daha Osmanlı'dan bugüne gerekse hatta Anadolu'nun eski geçmiş antik Yunan uygarlığında da görüyoruz ki her şehrin eski bir şehir kalıntısının içinde en vazgeçilmez yapılar cimnazyumlar, stadyumlar, spor arenalar, spor alanları, tiyatrolar ve kütüphaneler. Evet. İnsan ancak böyle bir sağlıklı bir hayatı sürdürebilir. Bunlar da hastalıkları konuşurken hep belki yeterince üzerinde durmuyoruz ama bizim de biraz dışımızda kaldığından belki bu toplumu yine çok önemli bazı psikiyatrik hem insan psikolojisi hem de toplum sosyolojisi açısından sorunları var. Bu yönümüz biraz daha şimdi belki dikkat edilmeye başladı ama biraz daha insanların göz ardında kalan şeyler gerek spor gerekse sanat
konusundaki insana yönelik faaliyetler, gerek kişinin aktif faaliyetleri gerekse pasif olarak bu tür faaliyetlerin izleyicisi olmak hepimiz için yaşamımızda mutlaka olması gereken şeyler. Şimdi isterseniz buradan girelim. Şöyle bir sağlığı insanın yapması gereken temel bazı şeyleri bir çatı içerisinde ortaya koyalım. Dedik ki sağlıklı bir yaşam ancak müzikle, sporla, tiyatroyla, sinemayla bir bütünlük içinde olabilir. Peki bu insan bedeni fiziki olarak ne ihtiyaçları var? Temel ihtiyaçları insan bedeninin. Bir, havasız yaşam mümkün değil. Evet. Oradan hatta akciğerlerle hava aldığımıza göre akciğerlerin de iyi çalışması için hemen bir sigarayı burada tabii, halkımızın dikkatini çekelim. Bütün insan hücreleri ancak oksijen olan bir ortamda yaşayabiliyorlar. Bu oksijen de havadan aldığımız oksijen de hücrelere kanla taşınıyor ve akciğerlerde değiş tokuş yapılıyor. Bu akciğerlerin oksijen, karbondioksit alışverişini sağlayan yüzeyleri sigara dumanındaki nikotin, katran ve diğer zararlı maddelerle kaplanıyor ve oksijen, karbondioksit alışverişi engellenmeye başlıyor. Vücudun hemen savunma mekanizmaları var. Kötüye karşı vücudun bir direnci var, reaksiyonu var. İşte salgılar artıyor. Biz bunu balgam şeklinde dışarıya atmaya çalışıyoruz. Yıllarca bu mücadele sürüyor ve akciğer o membran dediğimiz oksijen ve karbondioksit alışverişini yapan o yüzeyler, kesecikler, baloncuklar zamanla büzülüyor, kuruyor. Bir müddet sonra artık o oksijen karbondioksit alışverişi imkansız hale geliyor. Elinde oksijen tüpüyle dolaşan insanlar görüyoruz artık. Eskiden yoktu, evet, o da yoktu evet. Çünkü. Bilmiyorduk. Ve bundan insanlar ölüyor. Kansere daha gelmedik, akciğer kanserine ve sigaranın vücutta ki birçok kanserin de hazırlayıcısı olduğuna daha hiç değinmedik ama olmayacağında bir sağlıklı nefes dediği gibi Kanuni Sultan Süleyman'ın zaten adam nefes alamıyor. Evet. Hayattan bir tat alamıyor. Giderek bir kapalı bir ortamda hareketsiz bir şekilde yaşamak, dört duvara mahkum olmak zorunda kalıyor. Ölmeden dört duvara mahkum oluyor. Yani o sigara paketinin üstündeki uyarılar az yani. Onları göremiyoruz ya da görmemezlikten geliyor. Bu kadar da alışkanlıklarına mahkum olmamalı insan. Bizim zaten işte bu sağlık olsun programlarını yapmakta ve yaparken de insanlara vermek istediğimiz zaten mesaj bu. Hep şöyle bir yanılgı var. Alışkanlıklarımız doğrulardır sanıyoruz. Affedersiniz hayvanlar gibi insan da içgüdüleri ile yaşar gider diyoruz. İnsanda zaten içgüdü yok ki. Bizim içgüdü sandığımız şey hep çevreden aldığımız yanlışsa, evet. Yanlış, güzelse güzel alışkanlıklar. İşte biz burada güzeli, çirkini, doğruyu, yanlışı ayırmak zorundayız. Halkımızın, izleyicilerimizin önüne sermeye çalışıyoruz. İrfan Bey, kısa bir ara vereceğiz. Peki. Daha sonra devam edeceğiz. Sevgili seyirciler, kısa bir ara veriyoruz. Daha sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sevgili seyirciler, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu akşam konuğum olan birçoğumuzun tanımış olduğu Bilgaliç Devlet Hastanesi doktorlarından genel cerrahi uzmanı operatör doktor Sayın İrfan Gürutku'yla bu 2014 yılının ilk evet. Sağlık programında genel sağlıkla ilgili konular konuşuyoruz. Çünkü özellikle sağlıklı olmak için hepimizin bir şekilde bildiği, okuduğu, dinlediği belli kuralları çoğumuz pratik hayatımızda çok fazla uygulamıyoruz. İşte yürüyüş yapmanın ne kadar sağlıklı olduğunu, hareket etmeni hepimiz biliyoruz ama
belli günlerde düzenli yürüme alışkanlığımız çoğumuzun yok veya evet. hızlı yürüme diyelim evet. Yürüme alışkanlığı derken mağaza seyreder gibi yürümeyi kastetmiyoruz. Tabii. Belli bir tempoyla. Çekirdek çıtlı ya, sigara evet, sürekli. Değil. Sigara içmenin zararlarını hepimiz biliyoruz ama bir şekilde kendimiz, çocuklarımız, yakınımızda içen insanlar hala var. Ama evet. pratikte bunun önüne hala geçemiyoruz. Çok yağlı ve aşırı yemenin kilo oluşturduğunu, obezite yaptığını, bunun da ileriki yıllarda tansiyon, şeker, kalp hastalığı yaptığını hepimiz hatta biliyoruz kanser, ama. Hatta yağlanma. Kanser. Ama gene de buna uymayan insanlarımız var. Bazen bizler de uymuyoruz. Tabii bunları bilmek değil, uygulamak ve evet. o disiplin içinde evet. düzenli olarak ama. Uygulamak derken de belli dönemlerde yapıp bırakmak değil. Bunu bir yaşam tarzı haline getirip evet. değil mi İrfan Bey? Tabii, onu siz tabii. onu yapıyorsunuz yani, gördüğüm kadarıyla. Evet. O yüzden İrfan Bey'i konuk ettik. Evet. Çünkü İrfan Bey yıllardan beri yürüyüşünü, jogging tarzı koşmasını ihmal etmiyor. 25 yıldır. 25 yıldan beri. Sigara içmiyor. Zararlı alışkanlıklarla ilgisi yok. Tabii yeme konusunda da dikkatli olmak gerekiyor. Tabii tüm bunlara dikkat etmemize rağmen, İrfan Bey onu özellikle vurguladı. Bunlara dikkat etmemiz demek bizim hiçbir hastalığa yakalanmayacağız demek değil. Çünkü evet. genlerimizden gelen, kalıtsal evet. gelen bazı kanserler var. Bulaşıcı hastalıklar var. Bulaşıcı hastalıklar mikroorganizmalardan geliyor. Onun yani. Önlemini çocukluk yaşından itibaren aşılarla almaya çalışıyoruz. Ve bu sayede bizim de toplumumuzda artık birçok hastalık neredeyse görünmüyor diyebiliyoruz. Daha evet. önceki yıllarda salgınlar oluşturan, toplu ölümlere yol açan evet. birçok hastalık artık dünyamızda bu yüzden görünmüyor aşılar sayesinde. Ama bir de belli bir yaştan sonra yaşlanma süreci yavaş yavaş başladığında hücrelerimizin yaşlanmasına bağlı veya biz kullanmasak bile çevreden gıdalarımızla veya çevremizdeki insanlar kanalıyla almış olduğumuz zararlı bazı kimyasallar nedeniyle oluşan bir kanser gerçeği var. Evet. Bu kanseri ne kadar sağlıklı yaşarsak yaşayalım hepimiz kanserle karşılaşma ihtimalimiz var. Evet. Burada da sağlıklı yaşamamız yetmiyor. Bir şekilde kanser hücreleriyle karşılaşıyorsa vücudumuz bunu erken tanıyarak zamanında tedavi etmek ve zamanında o hastalıktan kurtulmanın yolları var. Biraz ona değineceğiz. Çünkü tüm batı toplumlarında veya tüm toplumlarda sağlıklı ve uzun yaşamanın kurallarından biri bahsettiğimiz gibi bulaşıcı hastalıklardan kurtulmak, bunu aşılarla sağlıyoruz. Evet. Doğru beslenmek, doğru spor ve fiziksel hareketler, zararlı alışkanlıklardan uzaklaşmak ama bütün bunları yapsak bile belli bir yaş döneminden sonra hepimizin karşısına çıkma ihtimali olan kanser hastalığını erken tanımakla ancak yaşam süresi uzayabiliyor veya sağlıklı olabiliyor. Tabii tansiyon, şeker vesaire onlar zaten evet. Bildiğimiz şeyler. Evet. Şimdi ne yapalım? Belli bir yaştan sonra vücut yaşlanmaya başlıyor İrfan Bey. Kanser hücreleri ne yaparsak yapalım hepimizde var. Bunları öldüren savunma hücreleri var. Ama bu denge bir gün bozulabiliyor. Bozulduğu zaman da kanser ortaya çıkıyor. O kanseri ne yapalım, nasıl erken tanıyalım, nereye dikkat edelim? Şimdi Erdal Bey bir kere hayatımız bir denge içinde olacak. Evet, bir denge var. O dengeyi de bir kere günlük yaşantımızda yani optimum 6-8 saat uyku. Hı-hı. Ne az ne çok. Efendim gün boyu yeterince sıvı. İnsan vücudunun %60'ı su olduğuna göre demek ki 2-3 litre su günde. Evet. 3 öğünde doğumuzda bulunan, öyle söyleyelim, doğumuzda bulunan her türlü bitkisel ürünler, hayvansal ürünleri bir armoni içerisinde alacağız. Bunları alırken de gereksiz harcayamayacağımız kalorilerden kaçınacağız. O harcayamayacağımız kaloriler nereden geliyor? İlk önce işte 3 beyaz diyoruz, şeker. Nerede kullanıyoruz şekeri? Bir kere günlük hayatımızda en çok çayın içinde kullanıyoruz. Evet. Yani şekeri, şeker alımına, karbonhidratlara, başka şekerler de var. Ekmek. Ha, ekmeği kutsal. İki tane kutsalımız var. Ekmek ve tuz başımızın üstünden çeviririz, hayır dağıtırız. İkisi de zehir. İkisi de ancak dengeli bir şekilde vücudumuzun ihtiyacı. Nereden anlayacağız doktor bey biz ihtiyacımız ne kadar olduğunu? Kardeşim kilon fazlasa sen çok ekmek yiyorsun demek. Evet. Yoksa sen her gün bir kuzu butu yiyemiyorsun yani. Hı hı. Ama ekmeği gidip fırından evet. torba alıyoruz. Daha ucuz, daha ulaşması oradan kolay. Oradan geliyor. Evet. Bir de öyle bir terbiyemiz var. Ekmeksiz karnımız doymaz. Doğru. Hatta ben diyorum ki artık Doktor İrfan'dan sonra salatasız karnımız doymayacak. Karnımızı salatayla doyuracağız. Hı hı. Bolca salata yiyeceğiz. O ekmeği azaltacağız. İçinden de tuzu çıkaracağız. Hı hı. Çünkü ekmeğin içinde çok fazla tuz var.
Azalttılar gerçi ama gene de var. Bakın ben bunu fırıncılarla da yani fırıncılarla da konuşuyorum. Geçenlerde anneme tuzsuz ekmek alıyordum. İyice küçük olmuş. Bu bir şey ne oldu dedim. Abi dedi bunu sırf ekşi mayayla yaptık da dedi. Ekşi maya dedi tuzsuz dedi kabarmıyor dedi. İşte püf noktası burada. Ne yapmanız gerekiyor dedim kabartmanız için dedim. Pakmaya koymadık bugün dedi. Pakmaya dedi biraz daha kabartıyor. Ha yani fırıncılar lütfen tarım ziraat görevlileri de lütfen bu konuda hassasiyet gösterecekler. Bu ekmeği tuzsuz kabaracak mayalarla şeylerle yapacaklar. Şu tuzu çıkaracaklar bu ekmeğin içine. Çünkü halkımız bu ekmeği çok tüketiyor. Sadece iki dilim tüketseniz günde yarım kilo ekmek yeseniz günlük alacağınız tuzu sınırına ulaşıyorsunuz şu anda. Evet. Yani diğer yemeklere hiç tuz koymamanız lazım. Ya da ekmeği tuzsuz yapacaksınız. Yemeklere istediğiniz kadar tuz koyabilirsiniz. Yine nerede çok tuz var? Salamura yiyeceklerde. Zeytin, peynir, turşu gibi. Onların içinden de tuzu çıkaracağız gerekirse. Yiyeceğimiz kadarını gece suda eritip bekleyeceğiz. Efendim protein almamız lazım. Vücudumuzun temel yapı taşları. Özellikle Türkiye'de çok yaygın demir eksikliği anemisi kadınlarda. Ne yapar bu? Performansı düşürür, çalışma gücünü azaltır, uykuya meyli artır, öğrencide başarı azaltır, yaşam isteğini azaltır. Ha, demir olacak. Nereden gelecek? Yegane demir kaynağımız kırmızı et, dana eti, ama sığır yağsız eti. Yağsız. Şartıyla, evet. Yağsız. Yani bu kalp doktorlarıyla da inşallah ileriki programlarda bu konuyu irdelersiniz. Bir kırmızı et yemeyin konusu var. Bu nedense yanlış bir mesaj oluyor. Koyun, kuzu, keçi eti yemeyeceğiz. Yağ oranı yüksek olan, yağsız olan sığır etini onu da doğru şekilde pişirerek yani kızartmadan fırında, güveçte olabilir, ızgarada olabilir. Yanık istemiyoruz. Tabii. Katı yağ konusundaki hassasiyetimiz de ondan. Çünkü katı yağlar çok çabuk yanıyor. Ayrıca kansere yol açan bazı unsurlar taşıyor. Sindirim sistemi rahatsızlıklara neden oluyor. Adam yağlıysa zaten ilave yağ aldıkça daha fazla yağlanıyor. Bir göbek çevresi var son yıllarda. Evet. Burada sağlığımıza dikkat ederken bence basit bazı şeyleri göz önünde tutarsak onu görebiliriz. Kantara çıkarırız. Boy kilo standartımızı aşmışsak ne kadar olacak doktor bey? Boyun 1.60 ise sen 60'ı geçmeyeceksin. 55 olsan daha iyi olur. 1.80 ise 1.75'i geçme. Ama 1.60 boyu hanımın 110 kilo. Düşünebiliyor musunuz? Kendi ağırlığı kadar bir ağırlığı daha var üzerinde. İki kişi birden dolaşıyorlar adeta. Neredeyse öyle. Kalp zorlanıyor. Tansiyon çıkıyor. Damar sistemi zorlanıyor. İleride kalp sekteye uğruyor. Damar felci, damar kireçlenmesi, beyin felci iş nereye varıyor? Bu bakımdan evlerinizde bir boy aynası ve kantar olacak. Olması lazım, evet. Kantara çıkacağız, boy aynasına da bakacağız. Zaten benim konuşmama gerek yok bence. O aynada insanın kendini görünce herhalde bir şeyler yapayım der. İşte yapması gereken şeyler de şekeri ve tuzu kontrol altına almak. Aşırı ekmek ve yağlı yiyeceklerden kaçınmak. Bir de sağlıklı yaşam konusunda birazcık bilinç sahibi olan kişilerin çok yaptığı bir şey var. Tüm bu saydığım şeyleri temelli bırakıp ben meyve ağırlıklı besleniyorum doktor bey diyor. Hatta böyle diyetler falan da olabilir. Meyvede de kalori var. Onun da içinde şeker. Abartmamak lazım değil mi? Abartmamak lazım. Yani abartıyoruz bazen. Meyve, tatlı, börek, çörek ben onları hepsini 3 kaseye koydum. 3 ara öğünde veriyorum. Evet. Kendinize bir sınır koyun. Kavunu, karpuzu, üzümü. Çünkü meyve memleketinde yaşıyoruz. Hatta bazı hekim arkadaşların söylemlerine ben şaşırıyorum. İşte badem yiyin, ceviz yiyin. Efendim ama bunlarda kalori var. Bizim dağlarımız badem ağaçlarıyla, ceviz ağaçlarıyla, fındık ağaçlarıyla dolu. İnsanların kilerleri bunlarla dolu. Bunları ye dersen adam yiyor zaten rahatça. Bunlarda hep kalori var. Yani kilomuzu göz önünde tutacağız. Tansiyonumuzu takip edeceğiz. Dediğiniz gibi
40 yaşından sonra da kanser konusunda bazı tarama programları var. Onları uyacağız. Sporu söyledik. İsterseniz şimdi, evet, şimdi o konuya girelim. Bu konu gerçekten bahsettiğiniz gıda, beslenme, tabii şeyi defaları tekrarladık. Tütün ve ürünlerinden uzak kalmak, evet. Bunlar herkesin bildiği, tekrarlanan şeyler. Tabii belki tam bilinmeyen veya unutulan bu işte belli kanserlerde belli yaşlardan sonra kontrolleri bence sık sık tekrarlamak gerekiyor. Çünkü ben şunu gözlemliyorum İrfan Bey. Biz defalarca birçok basın, yayın, televizyonda bahsetmesine rağmen kadınlarımız özellikle bu meme kanseri konusunda 40'lı yaşlardan sonra mamografi çekimlerini bazen unutuyorlar herhalde. Halbuki tüm dünyada, ülkemizde de işte 2004'ten beri biliyorsunuz bu kanser erken teşhis ve tarama ve eğitim merkezleri vesilesiyle bu konu çok güzel işleniyor. Evet. Sağlık Bakanlığı Kanser Savaş Dairesi bu konuyu gerçekten çok ciddiye aldı son 10-15 yıldır. Sürekli 40 yaşından sonra her yıl olmasa bile 2 yılda bir mamografi çekimlerin yapılması gerektiğini vurguluyoruz. Tabii bunu belki bazı bayanlarımız unutuyorlar, bazı bayanlarımız belki 40 yaşından sonra olduğunu bilmiyorlar ama 40 yaşından sonra 2 yılda bir, 50 yaşından sonra her yıl mamografi çekimlerini yaptırmaları gerekiyor. Meme kanserinde erken tanısını koymak için. Buna bir değinelim isterseniz. Şimdi Erdal Bey, toplum için yani hiç arınılacak, çekinilecek bir şey yok. Bazı anketler yapılmış. Kadın sağlık çalışanları, hemşire ve ebeler arasında mamografi yaptırma oranı neredeyse toplumla hemen hemen aynı. Onlarda da aynı sorun var. Evet. Erkek, bizlerde de aynı sorun var. Bizde yani, birçok tahlilimizi belki erkek, zamanda yaptırmıyoruz. Erkek doktorlardan gene bir toplantıda böyle hemen bir soru soruldu. Kim kolonoskopi yaptırdı 50 yaşından sonra? Bir kişi çıkmadı. Evet. Bir kişi çıkmadı. İnsanın şöyle bir defansı oluyor sanıyorum. Ben ondan uzak durursam o da benden uzak durur. Öyle bir değişik korku var herkeste değil yani, mi? Evet. Şey, ben ona pek bir bulaşmayayım ya. Hani kurcaladık, aklıma getirmeyeyim. Kurcaladıkça da bir şey çıkar. Evet, yani evet. Ben hep şu örneği veriyorum biliyorsunuz bu konuda. Hı hı. Tren yolunu geçerken düşüyorsunuz. Tren geliyor karşıdan. Arkadaşınız elini uzatıyor. Tut elimi çıkarayım seni buradan diyor. Siz gözlerinizi kapıyorsunuz. Çok korkuyorum, çok korkuyorum. Uzatamam elimi diyorsunuz. Evet. Yani bu tarama programları mutlaka kanser konusunda ihmal etmememiz gereken şeyler. Hemen aklıma geldi. Artık neredeyse topluma mal olmuş bir isim. Mehmet Öz. Neredeyse evet. Bilmeyen yok. Herkes söylüyor. Evet, sağlık programları biliyorsunuz. Yapıyorlar. Amerika'da yaşayan bir kalp damar cerrahı. Evet. Profesör doktorumuz. Kendisi kolonoskopi yaptırdı, poliplerini aldırdı. Kolonoskopi yapıldı. Hatta bir ara kanser falan dendi. Şimdi orada değişik bir polemik konusu oldu hatırlarsanız. Şimdi bu kadar sağlıklı yaşayan, bu kadar sağlıklı programla onun için bu yaşama programı yapan kişi evet. Nasıl işte kolon kanseri, aslında onun kolon kanseri değil o. Değil. Kalın bağırsak kanseri değil. Evet. Tam tersine koruyucu kolonoskopi yaptırarak ileriki yıllarda dediğiniz gibi kalın bağırsak kanseri olmayı önlemiş durumda. Olma olası olan çok güzel noktaya değindiniz. Evet. Çünkü memeyi çok işliyoruz. Kolona evet. Pek değinilmiyor bazen. Evet. Kolonoskopinin amacı bu zaten. Evet. 50 yaşlardan sonra dediğiniz gibi. Tabii bu ailesinde kolon kanseri olan veya polipozis olanlara daha erken yaşlarda yapılsın deniyor biliyorsunuz. Kesinlikle. Ama yoksa 50 yaşlardan sonra 5 yılda bir bildiğim kadarıyla değil evet, mi? Evet. Bir kolonoskopi yapılsın deniyor ama buradaki amaç polipten başlayan bir kanserleşme süreci var. Önce polip dediğimiz et beni tarzında ufak ufak bu bir toplu iğne başından tutun belki bir mercimek kadar olabilen veya işte leblebi kadar olabilen kitleler olarak başlıyor önce. Tabii bunların hepsi kanserleşmiyor ama bunların bir kısmı kanserleşiyor. Evet, evet. Değil mi İrfan Bey? Kanser öyle amaç başlıyor zaten. O polibi alarak ileride oluşacak bir kanserin önüne geçmek. Evet. Kolonoskopinin amacı bu.
Mehmet Öz de zaten kanser değil. Mehmet Öz tabii. İleriki yıllarda kanser olma ihtimali olan bir polibi aldırarak evet. kanserin önüne geçmiş durumda. Evet. Evet. Kolonoskopun amacı bu zaten. Biz evet. onun için yapılsın diyoruz evet. 50 yaşından sonra insanlara. Güzel bir nokta evet. Ve bunu bu vesileyle belirtmiş olalım. Kolonoskopi ışıklı aletle bütün kalın bağırsağı her alanını gösterme gözümüzle. Şansı olan bir yani. Muhteşem bir tanı aracı. Şimdi öyle şöyle bazı şeyler var mesela insanlar kendiliğinden böyle bir şey icat ediyorlar belli bir bilinçli insanlar olarak. Ben bir tomografi yaptırayım ya her şeyime ne varsa çıkar o bende. Böyle bir değil, şey yok. Yok tabii. Yani hep bize de böyle talepler geliyor. Veya bana bir PET yaptırın. Bir de PET modası çıktı ki PET her hasta yapılmıyor zaten. Ne varsa çıksın bende ya doktor bey. Bana bir şey yaptır da ne varsa bende çıksın. Evet. Sende ne varsa sen bileceksin kardeşim. Sen kendi işte kanser farkındalığı diyoruz biz buna. Yani evet. sen bedeninin farkında olacaksın. Sen nasıl gözünün rengini biliyorsan eğer hemoroidin varsa tedavi ettireceksin. Doktora gideceksin. Kaldı ki artık tüm hastanelerde işte biz öyle yapıyoruz siz öylesinizdir. Karnı ağrıyan bir hastaya geldiğinde rutin bazı kan tahlillerini evet. yaptırıyoruz. 40 yaşın yukarısındaysa buna ek olarak başka tahlillere ihtiyoruz. Artı her karnı ağrıyana ultrason yaptırıyoruz. Yani neredeyse. Neredeyse. Özellikle gözden kaçan bir işte karaciğerde evet. kist, safra kesesi, taşı, böbrekte bir başka bir şey olmasın diye. Evet bunlar her şeyi gösteriyor neredeyse ama. Neredeyse herkes de ne görülüyor ama ultrason yaptırdığımız için karaciğerde yağlanma. Evet o da için başka bir neden boyutu. Öyle? Karaciğer yağlanması her çok yaygın. Her tarafı yağlı adam. Tabii. Her tarafı yağlı. Karaciğer yağlanması ya. Gerçekten ultrason artı hastalar bunu bazı ciddiye alıyor. Aslında alsınlar da. Ne olur? Ne olur? Bu ileride, yağlanma doktor bey nereden çıktı diyorlar. Ne olur evet. ileride evet. yağlanma? Onun bir sonrası diyorsunuz. Tabii siroz. Ki siroza kadar gidebiliyor. Siroz olur. Kansere dönüşebilir. Siroza gider. Tabii gene bayanlarımızın bu keten ve bünyesinde de çok önemsenen bir konu rahim ağzı. Gerçi bizim branşımız değil evet, genel cerrahız evet, biz evet, ama evet. buna da değinmiş olalım. Rahim ağzı kanserleri için bir simir yapılıyor. Bunu keten merkezinde çalışan bayan doktorlar, evet. bayan zaten ebe hemşirelerinin hepsi bayan tarafından, eğitimli tabii özel eğitimli kişiler tarafından bunlar yapılıyor. Ayrıca kadın bunda, doğum hekimlerimiz kadın doğum uzmanları zaten yapıyorlar normal bunu. Normal muayeneye gelen herkese, belli yaş kuşağında özellikle hasta gruplarında rutin olarak yapıyorlar. Belki birçok hasta kendisi fark etmiyor bile. Örnekler alınıyor, tahlile gönderiliyor. Belki de bazı hastalar kontrole çağrılıyor. Tekrar polikline davet ediliyor. Bunlar böyle yürüyor bir taraftan. Evet, bu kalın bağırsak kolon kanserlerinde Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi'nin aile hekimleriyle beraber evet. yürütmeye çalıştığı veya yürütmeyi planladığı bir gayet de gizli kan projesi var biliyorsunuz. Evet. O sanırım yakın zamanda faaliyete geçecek. O zaman tabii herkese kolonoskopi yaptıramıyorsunuz. Çünkü kolonoskopi yapan kişi sayısı, gastroenterolog ve cerrah sayısı yeteri kadar olmadığı için alet gereken bir olay bu ve eğitim zaman gereken bir olay. Zaman eğitim gerekiyor. Gerekiyor. Bir de zaman gerekiyor. Evet, bunu her 50 yaşın yukarısında olan kişiye kolonoskopi yapmaya kalkarsak evet. Gerçekten hasta olan ve kolonda bir tümör beklentisi olan kişilerin kolonoskopileri çok geç randevu evet. alındığı için gecikmiş oluyor. O yüzden anlamı da yok zaten. Gaitada gizli kan bakılacak belli periyotlarla kişilere. Gaitasında gizli kan pozitif olanlara kolonoskopi yapılması düşünülüyor. Bu şekilde evet. bir tarama programı var. İnşallah o da faaliyete İnşallah. Geçtiğinde aile hekimleri de bu işin için olacaklar. Belli yaştan sonra insanlar kendileri yapacaklardı bildiğim kadarıyla. Gaitada gizli kana bakacaklar. Bunları pozitif olanlara hastaneye yönlendirecekler. Evet. İşte ise elenmiş grup. Gibi bir şey. Evet, elenmiş bir grup olacak. İdrarda gebelik testi gibi bir şey. Evet, yani bu kadar basit yani. Şey. Gaitada evet. bakılacak. Evet. Pozitifse sende bir kalın bağırsak tümörü olma ihtimali var. Muhtemelen bir çubuk sokulup o işte onun kutusuna Tabii. konulur. Renk değişikliğinden. Bu immünolojik bazı tahliller de var. Endoskopiye gönderilecek. En azından bir elenmiş olacak o grup. Evet. Herkese bakılması mümkün değil çünkü kolonoskopinin. Tabii gastroskopi için de benzer şeyler geçerli. Bunun dışında prostatla ilgili bahsettiniz değil mi? Belli yaştan sonra erkeklerin mutlaka PSA bakılması lazım 50 yaşlardan sonra. Bir de muayene olacak. Bir de evet bir üroloğa bir, giderek yani muayene olmaktan çekinmemek lazım. Şöyle bir alışkanlık içinde olmayalım. Ben hatta iş yerinde benim kanım alınsın gitsin de ne varsa içinde bulsunlar. Öyle bir şey yok. Daha öyle evet, bir şey yok. Doğru. Yani. Öyle bir şey yok.
Bazı, hatta oturduğumuz yerden neredeyse internete girilip hadi bakalım bir sağlık taraması yapmanın denecek. Bu size de geliyordur, bize de geliyor. İşte kanımda bir kanser tahlili yani, yaptırsa. Keşke öyle bir şey olsa. Öyle bir tarama testi yok. Öyle bir şey olsa ben PSA, ilk başta kendime yaptırırım. Tek pozitif, evet, prediktif yararı olan bir PSA var. Kanser tarama ayırt edicisi PSA bu. Prostat bu kanserini belirleyen kanda. Antijeni. Bu gerçekten belli değerlerin üzerinde olduğunda, evet, bu kişide prostat kanseri vardır deniyor. Veya IAB biyopsiye gidiyor hasta. Biyopsiyle. Yani vardır da demeyelim de. Olabilir deniyor. Yüksek seyrediyorsa. Tabii, doğru söylüyorsunuz. Prostat biyopsisi, evet, yapılıyor onlardan. Bu işi yapan kişiler de var ve ondan sonra eğer kanserse de onun tedavisine bakılıyor. Tabii bu akciğer kanseri zaten çok konuşulan bir konu. Özellikle tütün ve ürünü içen insanlarda, son zamanlarda bayanlarımızı da artmaya başladı biliyorsunuz. Tüm dünyada öyle. Tüm dünyada öyle. Çünkü bayanlarda sigara içen kişi sayısı arttı. Bayanlarda sigara içme oranı arttı. Arttığı için o da üzücü bir olay. Çünkü bayan sosyal hayata katılımı arttıkça, evet, kişisel özgürlükler insanları bazen de şimdi ben yanlış şeylere yönlendirebilir. Öyle bir şey gözlemliyorum, çok üzülüyorum. İnsanlar sosyalleşme aracı, evet, diye sigarayı kullanıyorlar. Gençlerde özellikle. Evet. Ne kadar yanlış bir şey. Yani insanların birbiriyle sohbet etmesi için illa sigara içmesi şart değil ki. Yani. Veya sigarayı kullanmak, anlayamıyorum ama halbuki işte internet... Gençlerin tabii bunu belki ileriki programlarda psikiyatri uzmanı veya psikolog arkadaşlarımızla bunları tabii ortaya koyabilirsiniz. Gençlerin tabii böyle model alma şeyi var, evet, eğilimi var. Yani kötü de model alınabiliyor. Evet maalesef. Biz ama özendiren bazı şeyler de var tabii. En azından eğitimciler ve ebeveynler bence gençleri bu konuda uyarmalı. Hı hı. Zaten ben bu bakımdan tabii bizim de yaptığımız iş şu anda eğitim. Tabii onu yapmaya çalışıyoruz. Eğitimcilerimizin sağlıkta bilinçlenme konusunda biraz daha duyarlı olsalar. Hatta belki bir ders konusu olsa bu sağlık. Okullarda vardı. İlkokulda. Evet. Yani o kadar bakın böyle bariz yanlışlarımız var ki. Dik duruş. Evet. Boyun, bel ağrısı. Hatta fıtığı olmayan insan yok neredeyse. Evet. Baktığımız zaman filmlere boynunda düzleşme olmayan insan yok. Her şimdi internet çağında herkes ben şu pozisyonda görüyorum. Her şey, herkes şu pozisyonda. Şimdi İrfan Bey süremiz kısa. Dik duracağız. Dik duracağız. Evet. Dik duracağız. Ve spor yapacağız. Yani yaşla beraber en çok artan sorunlardan birisi de eklem rahatsızlıkları. Adele eklem rahatsızlıkları. Genel olarak hep romatizma deniyor ama kireçlenmeler. Bunların yegane nedeni duruş, duruş, oturuş, duruş anomalileri ve bu iskelet sisteminin ihtiyacı olan hareketi sağlamamak. Evet. İrfan Bey süremiz aşağı yukarı bitti veya bitmek üzere. Son bir cümle, bir iki cümle alayım. İsterseniz başka bir programda devam edelim. Memnuniyetle. Evet. Sağlıklı yaşam konusunda lütfen kendimize bakalım. Belli şeyleri uygulamaya çalışalım. Ana başlıklarıyla söylersek sigarasız bir hayat, bol su, dengeli beslenme, spor ve müzik, kültür faaliyetlerine, insan ilişkilerimize değer verelim. Evet. Birbirimizi sevelim. Evet. Çok teşekkür ederim İrfan Bey. Ben gerçekten sizinle bu genel sağlık konusu üzerinde sohbetler çok keyifli oluyor ve hepimizin bildiği bazı şeyleri böylece özetlemiş olduk biz de. Ben teşekkür ediyorum katkılarınız için. Sevgili seyirciler, bir sağlık olsun programı daha burada sona eriyor. Önümüzdeki hafta aynı gün aynı saatte farklı bir meslektaşım, farklı bir konuyla karşınızda olmak üzere sağlıklı, mutlu günler dilerim. Hoşça kalın.